Hangi alanda? Farklı alanda, psikoloji alanında. Bir uzmana gözükeyim. Şimdi gelelim İslam dünyasına Osman kardeşim. Evet. Elbise diktireceğiz. Bunun ehli ben değil, ben dikemem. Bunun ehli terzi. Doğru. Eyvallah. Terzinin uzmanlık alanı elbise dikmek. Doğru. Elektrik yaptıracağız evimize. O uzmanlık alanı elektrikçi, oraya gideceğiz. Gideceğiz oraya. Evimize bir beyaz eşya alıyoruz. Onu bile kendimiz çalıştıramıyoruz. Bakın Doğru. niye? Bir kullanım kılavuzu var. Diyor ki kendiniz eğer çalıştırırsanız arıza verirse mesul değil, sorumlu değiliz. Onu bile kendi başımıza yapmıyoruz. Çünkü Doğru. bizim alanımız değil diyoruz. Doğru. Ama ma teessüfle söylüyorum. Konu dine gelince maşallah fıkıhta uzmanız, tefsirde uzmanız, kelamda uzmanız, hadiste uzmanız, tarihte uzmanız. Müslümanların çoğunluğu böyle. Doğru söylüyorsunuz. Müslümanların çoğunluğu böyle ve okuyanların bazılarında da bu hastalık var. Maalesef. Üzülerek Doğru diyorum. söylüyorsunuz. Ya bu Maalesef. gerçekleri bu ekranlardan söylemek zorundayız. Okuyanların bazılarını gitmiş efendim İran'da, Mısır'da, ne bileyim Arabistan'da, Suriye'de. Irak'ta, Suriye'de 5 sene, 8 sene, 6 sene medrese eğitimi almış. Evet. Şimdi geliyorum kardeşim bakın. Fıkıhta efendim kendisini alternatifsiz görüyor. Tarihte uzman, tefsirde uzman, kelamda uzman, felsefede uzman, mantıkta uzman, aslında hiçbir şeyde uzman değil. Eyvallah. Sosyal medyaya bakıyorsun böyle. Gerçekten bakıyorsun. Yani bazen gülmemek için kendini zor Doğru tutuyorsun. söylüyorsunuz. Fıkıhta yazmış ama Ne dediğinin farkında değil. kelamda yazmış öyle. Ben geçen de bunu bir yerde bir sohbetimde arz ettim. Dedim bir çorba düşünün. Gözünüzün gördüğü her şeyi kazanın içine attınız. Gözünüzün gördüğü her şeyi suyun içine attınız. Dutu attınız, samanı attınız, otu attınız, turpu attınız, domatesi attınız, biberi attınız. Bu çorbanın tadı olur mu? Ben her şeyde uzmanım diyenin anlattığı din o çorbaya benzer. Doğru söylüyorsunuz. O çorbaya benzer. Bir din anlatıyor ki anlattığı o çorba misali. Bir Allah anlatıyor ki Kur'an'ın Allah'ı değil. Haşa ve kella. Doğru söylüyorsunuz. Kendi tasarladığı Allah razı diyor ki olduğu. beni Musa göremezsin. Diyor ki biz müminler Allah'ı göreceğiz. Ya sen Musa peygamberden daha mı büyük müminsin? Haşa ve kella. Biz müminler Allah'ı görecek. Musa peygamber haşa mümin değil miydi? Haşa. Allah o peygamber ne diyor? Len terani ya Musa beni göremezsin ey Musa. Eyvallah. O da yukarıdan dua ediyor. Allah'ım nur cemalini bize göster. Aşağıdaki diyor amin. Kur'an'ın ruhuna aykırı dua ettiriyorsun. Aşağıdakine de amin dedir diyorsun. Maalesef ve maalesef. Bu anlatılan tevhid o çorbaya benzer. Bir ehli beyt anlatıyor ki o çorbaya benziyor. Evlere şenlik maalesef. Bir ehli beyt tarihi anlatıyor ki o çorbaya benzer. Bir fıkıh anlatıyor ki o çorbaya benziyor. Kardeşim bir insanın din ilimlerinde özellikle her konuda uzman olması çok zor. Allah'ına hilliler gerektiriyor. Doğru söylüyorsun. Şeyh müfitler gerektiriyor. Şeyh müfit olacaksın her konuda uzman olman için. Allah'ına hilli olacaksın her konuda uzman olmak için. Allah'ına hilli sadece Ehlibeyt mektebi dalındaki ilimlerde uzman değildi. Dört mezhebin fıkhında da uzmandı. Kesinlikle. Uzmandı bakın. Gelip fıkhi bir soru sordukları zaman Allah'ıma helli diyordu ki Şafii misin, Maliki misin, Hanefi misin, Hanbeli misin, Caferi misin? Şafiiyim diyordu. Bu konuda Şafii'nin fetvası budur. Bu Eyvallah. nedir? Bu o fıkıh konusunda uzman Eyvallah. olduğunu gösterir insanı. Dolayısıyla ehline müracaat etmek, uzmanına müracaat etmek Doğru. bu her varın yaptığı gibi. Gitti psikoloğa. Ben tedavi olmaya geldim. Psikologlar biraz serttirler. Böyle biraz da böyle ilk etapta